İyi haftalar Kıbrıs TV izleyicileri. İyi haftalar Kuzey Kıbrıs. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Evet, yeni haftaya başlarken hafta sonu yaşanmış olan üzücü olayımız oldu. Sağlık ekiplerimize yaşanan bu olayı şiddetle ben de şahsım adına ve medya kuruluşu olarak da kınıyoruz tabii ki. Bunlar inşallah başka zamanlar ülkemizde yaşanmaz, yaşanmaması için de tüm gerekli önlemleri ilgili yönetim yerine getirir ve bu olayların yaşanmaması için her türlü çalışmayı yaparlar. Evet, bunu da söyledikten sonra bugünkü konuğum Genç İş Adamları Derneği Başkanımız Sayın Orhan Gavani. Kendisine huzurlarınızda hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız Orhan Bey? İyi, sizler nasıl? İyiyim, teşekkür ederim. Evet, Orhan Gavani dedik ama ben 1985-1987 yılları arasında yine Alsancak 5. Piyade Taburu'nda askerliğimi yaptım. Orada dedesini tanıdım, Orhan Gavani. O isim de oradan geliyor. Nur içinde yatsın, Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir abimizdi. Bize yol gösterici oldu her zaman. İlk 24 ay askerliğe başladığımızda ve Lapta, Alsancak, Garava gibi bir yerde askerlik yapacaksınız. Oraya geldiğinizde tabii ki bir moral bulmanız gerekir. O morali her zaman Orhan dayıdan, Orhan abimizden hep aldık. Nur içinde yatsın. Buradan da Allah kendisine gani gani rahmetler diliyorum. Evet, bunu da söyledikten sonra Orhan Bey'imiz Genç İş Adamları Derneği Başkanlığı'na 21 Ocak 2023 tarihinde gelmiş. Genç İş Adamları Derneği 1989 yılında kuruldu. Evet, Orhan Bey'e şöyle soracağım. 1989-2023 kuruluşundan bugüne kadar veya kuruluşunda ne amaç ile kuruldu ve bu aşamaya gelene kadar 2023'e geldiğimizde genç iş adamları olarak neler yapıldı, nelere imza attılar? Bir kendisine bununla başlayalım. Ondan sonra diğer sorularımızı sorarız ve cevapları da alırız. WhatsApp hattımız açıktır. 0539-122-0202'den bize yazabilirsiniz. Yazdığınız soruları da ben mutlaka okurum ve Orhan Bey de cevaplar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrardan. Evet Orhan, buyur. Genç İş Adamları Derneği 1989 yılında 24 tane iş adamının, ki bir kısmı bugün hala siyasi hayatına devam ediyor, bir kısmı bakanlık yapmış. Rahmetli Cumhurbaşkanı Raif Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş önderliğinde Genç Kıbrıs Türkü'nün genç iş insanlarının sesi olmak amacıyla kurulmuş bir dernektir. O günden bugüne çok aktif şekilde hem kamu politikasına hem de iş dünyasına yön vermiş saygın bir derneğimiz var. Yapılan eylemler arasında o günden bugüne lobicilik var. Lobicilik derken işte diğer genç iş adamları dernekleriyle iletişim halinde olmak, birlikte çalışmak, Avrupa'da çeşitli benzer kuruluşlara zaman zaman katılmışlığımız oldu. Özellikle 94-2000 döneminde çok aktif şekilde daha çok sesimizi duyurmak amacıyla Avrupa'da benzer genç iş insanları topluluklarıyla iletişimimiz var. Zamanla politika ve çeşitli sebeplerden dolayı bu yok oldu. Tekrardan biz bu dönem bunu kurmaya başlıyoruz. Politikaya birebir zaman zaman etkisi var. Özel toplum menfaatine ve işveren iş insanları menfaatine çeşitli basın bildirileri yapıyoruz. Mevcut benim dönemimde denk gelen kötü bir hikaye var. İşte deprem olayı. Deprem döneminde Türkiye'deki Genç İş Adamları Derneği ile ortaklaşa deprem bölgelerine 2 gün içinde bir tır su gönderdik. Eskişehir İş Adamları Derneği, Genç İş Adamları Derneği ile ortaklaşa çalışarak ve Gaziantep Genç İş Adamları Derneği ile ortaklaşa çalışarak Türkiye'de ciddi Genç İş Adamları Derneği ile dernekleriyle bağlantılarımız var. Temel amacımız genç iş insanlarının ve üst düzey yöneticilerin dertlerini anlayıp işlerini birbirleriyle yaptıkları işleri çoğaltmak, dertlerinin sesi olabilmek, gerekirse birlikte toplu bir söz söylemek. Orhan, derneğinizin kaç üyesi mevcut şu anda? Şu anda 60 bir fiil aktif üyemiz var. 250 de üye statüsünde daha pasif üyemiz var.
Toplam. Peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Genç İş Adamları Derneği'ni kurdunuz ve önce olmak istediniz. Genç iş adamı olmak ülkemizde kolay mı? Ya da yeni yeni iş adamları yetiştirmek, yani bugün baktığımızda ülkemizi gençlere teslim edeceğiz diyorlar. Gençlerin önünü açacağız diyorlar. Her platformda bunlar siyasi ortamın her platformunda emanet edecek. Nasıl görüyorsunuz benim, bu ülkemizdeki gençlere bakış açısını her konuda, gerek siyasilerin gerekse diğer taraftan iş insanlarımızın, büyük iş adamlarının gençlere olan bu ülkeyi yönetebilecek kabiliyetleri var mı yok mu, güven tazeleyebilir mi, nasıl yorumlarsınız bunu? Tabii ki yani birçok şey tecrübe gerektirir, fakat günümüzde şu söyleme ben katılmıyorum. Ülkeyi gençlere emanet edecek. Şöyle bakmak lazım benim bakış açıma göre. Biz bu ülkeyi gençlerden emanet aldık diye. Mevcut yöneticilerin bu şekilde bakması lazım. Çünkü siz bunu gençlere teslim etmek zorundasınız. Yani doğanın gereği bu bir noktada. Yani sizden daha genç olanlara teslim etmek zorundasınız. Demek ki bu ülkeyi gençlerden emanet alınmış gözüyle bakılması lazım. Emanete nasıl hıyanet olmaz diye bir atasözümüz varsa, bu atasözünün gerekliliğini de uygulamak lazım. En iyi şekilde veya daha iyi gençlere geri teslim etmek lazım. Yani bütün siyasilerimizin de herhangi toplumda yöneticilik yapan fertlerin de bakışının bizce bu olması lazım. Genç iş insanı olmak kolay mı diye sordunuz. Genç iş insanı olmak kolay değil. Birçok şeyle karşılaşıyoruz. Bakıyoruz yani bugün birkaç daha önce de söyledik. 20-25 yaşında Avrupa'da doğmuş insanlar elektrik kesintisi görmemişken hayatında biz evimizde lüks var, mum var, işte ışıldak var veyahut da jeneratör var. Yani evde jeneratör olmasının ne anlama gelmediğini biliyor ki, ne anlama geldiğini bilmiyorken Avrupalı, bizim hepimizin evinde neredeyse bir aydınlatma sistemi var, normal elektrikten ayrı. Bu en büyük dezavantajımız. Biz mevcut gelişmiş toplumlara seviyesine ulaşma hedefinden bahsederken sürekli yaptığımız işler de pek o amaca uygun görünmüyor. Yani bir şeyimiz sadece elektrikte değil, birçok alanda da bu şekilde yaptığımızla söylediğimiz birbirini tutmuyor aslında. Onun dışında gençlere finansman sağlamak, özellikle mikro finansman fikri olan gençlerin önünü açmak için bir yapımız yok. Girişimciliği destekleyici bir yapımız yok. Yani bakıyorum bugün ihracat önemli bir kalem. Ambargolardan bahsedilir ki yani ben şahsen sanayiciyim ve 25 yıldır Avrupa'ya ihracat yapan bir sanayiciyim. Ambargoların varlığına bir türlü aşılabileceğine inanıyorum. Varlığına inanmıyorum değil, bir türlü aşılabileceğine inanıyorum. Fakat günümüzün koşullarında daha değişik ihracat yöntemleri var. Nedir bu ihracat yöntemleri? İşte dijital ortamda yapılan programlar, oyunlar, animasyonlar, grafikler, belki diziler, yani sanat, bunların ihracatının önüne, dijital ortamda yapılan ihracatın önüne geçen bir uygulama yok Avrupa'da. Yani bunların bir ambargosu yok. Mesela bu konularla ilgilenen gençlerimizle daha fazla destek verip daha ileriye götürebiliriz. Ama biz daha küçük siyasetle uğraşarak bir türlü daha büyük bir yola giremiyoruz. Ben şunu öğrenmek istiyorum sizden. Bizim genç insanlarımızın ülkeye de kalabilmeleri, ada ülkesiyiz, devamlı göç ediyoruz. Bugün baktığımız zaman genç, sizin gibi gençlerin önünün açılmasıyla ilgili girişimcilikten bahsettiniz biraz önce. Bu girişimciliği hakikaten gelen, yurt dışında okulunu bitiren, ülkemize gelip de burada bir şeyler yapmak isteyen gençlerimizin bürokratik engellere takıldığını gözlemleyen bir kişi olarak bunlarla ilgili sizin derneğiniz bu genç insanlarımızın, bu girişimci insanlarımızın, gençlerimizin
sizlerin de dernek vasıtasıyla size müracaatları oluyor mu ki yardımcı olasınız ve bu gençliği biz adada tutabilelim, ne yapmak istediklerini, nelere imza atmak istediklerini sizlere aktarıp da sizlerin vasıtasıyla ülkeye kazandırabilelim? Sizin sorduğunuz sorunun hem evet hem hayır cevabı. Evet, şu şekilde girişimci başlığı altında her konuda yardımcı olabilecek üyemiz mevcuttur. Onun dışında girişimcilik, yani ülkeden gençlerimiz bir şekilde başka bir ülkeye gitmesin diye çeşitli çalışmalarımız da mevcuttur. Fakat birebir dedi yani girişimciler şöyle yapsın, böyle yapsın diye bir projemiz yok. Girişimcilikle ilgili şöyle bir projemiz var. Eğitim Bakanlığı onayıyla ve key sponsorluğunda GİKAD, Genç Girişimci Kadınlar Derneği ile de ortaklaşa yaptığımız KKTC'nin Girişimci Çocukları diye bir projemiz var. Geçen sene birincisini yapmıştık, bu sene ikincisini yapıyoruz. Nedir bu proje? Ortaokul 2, yani 7. ve 8. sınıf, daha çok 7. sınıf çocuklar arasında ticari, sosyal ve iç girişimciliği eğitimi vererek 3 ay boyunca veya işte belli bir müfredat dahilinde, geçen sene pandemi de vardı diye bir seneye yaydıydık ama genelde 3 ay 4 ay yeterli bir süredir. Sonunda bir final şenliğiyle bitirilen ve çocukların projelerini sunduğu, bu projenin sunarken orada bulunan jürinin bu projelere oyuncak paralarla yatırım yaparak değerlendirdiği bir projenin sonunda amacımız nedir? Bu çocukların kazanması, girişimcilik ruhunu kazanması, bir sorun karşısında çözümü etrafındakilerde değil, çözümü yaratabilecek inisiyatifi kendinde bulması, bir sorunu önceden tespit edip doğru çözümler sunabilmesi. Yani bazen de sorunu çözersiniz ama çözmeseniz daha iyi olur gibi sıkıntılar olur. Doğru çözümler sunabilmesini küçük yaşta çocuklara işlemek. Çünkü nedir bizim sıkıntılarımızdan biri? Bir sorun olur, devletten çözüm bekleriz. Bir sorun olur, daha genç, yani daha küçük yaşlarda, ergen yaşlarda annemiz babamızdan bir çözüm bekleriz. Hayır, biz dedik ki çocuklar en azından bu felsefeyle büyüsünler ki yarın bir gün daha girişimci, bir sorun karşısında daha doğru çözüm sunabilen insanlar olsunlar. Tabii bizim dokunabildiğimiz 200 kişi şu ana kadar, 2 senede evet. 200 çocuk. Ailelerine de katarsanız işte 400 kişiye çıkıyor. 4 kişi olduğunu varsayarsak. Ama baktığınızda bugün Avrupa'da, Almanya, İngiltere, daha batıda Amerika, imrenerek izlediğimiz eğitim sistemini Finlandiya, Japonya, Singapur, bu ülkelerin ilkokul, ortaokulunda liderlik eğitimleri, girişimcilik eğitimleri müfredatlarında var. Bizim de hedefimiz inşallah bunu bizim müfredatımıza koyup her konuda daha geniş çapta bu sorunlara doğru çözüm getirebilen, bir sorunu çözmek için girişimde bulunabilen çocuklar yetiştirmek. Evet, konuşmanızın içerisinde ben ambargolara karşı ihracatı gerçekleştiriyorum dediniz. Ülkemizin bu konuda sanayi üretimi olsun, diğer üretimlerde olsun, yerli üretimimizde olsun, bu sık sık 74'ten beridir ambargolar altındadır her konuda ülke. Ama 1990'ları hatırlayacak olursanız ki zannediyorum belki Lefkoşa'da kaldınız ama Güzel Yurt Bostancı bölgesinde aileniz anladığım kadarıyla. O bölgede 1990'larda Sayın Asilkan Nadir'in yapmış olduğu Narenciye'deki o hızlı atılım, hızlı çalışma, bir sene öncesinden kapatmalar, ürüne iyi bakmalar ve o dönemin ürünlerinin yurt dışına gidilmesi, çok şekilde shippingleri devam ediyordu ve o dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en parlak dönemiydi. Bugün siz bir genç iş adamı olarak bunu başarabildiyseniz, ülkemiz yani bu ambargonun arkasına saklanarak işte ambargo vardır, biz bir şey yapmayalım felsefesinden çıkıp bizim uluslararası alanda ürettiğimiz ve kaliteyi de yakalayabiliyorsak, istersek başarabiliyoruz, gönderebiliyoruz
sizin söyleminizle demek ki biz bunu denebiliriz. Bu aşamadaki düşüncelerinizi almak isterim. O konuda benim düşüncem şu şekilde. Bu ihracat yapılabiliyor. Ama yıllarca işte ambargolar yapamıyoruz falan diyerek aslında birçok bir şey yapmak isteyen de yapılamayacağını düşündüğü için yapmaktan vazgeçiyor ama bununla ilgili doğru bilgiyi ticaret odasından, sanayi odamızdan, bizlerden ki bana ulaşmak kolaydır en kötü ihtimalle sosyal medyadan ulaşsın yapmak isteyen elimden gelen yardımı yaparım. Doğru bilgileri alabilirler. Nedir farkı ve sıkıntı olan? Ada ülkesiyik. Taşımacılık zordur. Az ihracat yaptığımız için daha da zordur. Eskiden sizin dediğiniz gibi işte bu çok ihracat olduğu için çok gemi kalkardı, çok tır olurdu, çok belki de uçakla gönderilme ve ucuz olurdu ki kargo uçağı olduğunu ben hatırlarım. Yani küçüktüm ama kargo uçağı olduğunu hatırlarım. Şu an kargo uçağı yok ülkemizde. Gibi sorunlar çözülebilir. Yani çok ihracat bütün ihracatçılar için daha iyi olur. Ben insanımızın ihracat yapmak ya da bir şey üretmek istemediğine inanmıyorum. Yani sadece doğru ortam, doğru konuşmalar, doğru çevre olmadığı için, doğru ekosistem olmadığı için, nasıl yapacaklarını bilmedikleri için, bilmediği şeyden haliyle korkar insanlar. Sıkıntı yaşanıyor. Ama doğru eğitimlerle, yani bakıyorsunuz bugün Türkiye'ye ihracat yapabilmek için çok çeşitli hamleler var, doğru teşvikler var. Bizim teşviklerimiz bile 94'ten kalmadır. Güncellenmedi hala teşvik yasamız. Ki baktığınızda gerçekten ihracat dışarıdan gelen bir paradır. Yani ülkenin Devlet Planlama Örgütü'nün teşvik yasası 1994'ten kalma ve henüz değiştirilmedi. 94'te bu abant kararları ardından çıkarılmış. Belki de daha da geriden gelen bir şeydir ama oralardan buralara sadece ufak tefek tadilatlar yapıldı ama yani anlamlı biz ülke olarak ihracat yapmak isterik denilen bir teşvik yasası yok. Teşvikle mi yapılması lazım? Evet, teşvikle yapılması lazım. Bütün dünyada bu iş teşvikle yapılıyor. Çünkü bu paranın ihracatçıya ihracat yaptığı bedel kadar bile parayı teşvik olarak, ki sadece para değil yani başka şekillerde de teşvik yapılabilir. Teşvik verseniz bu dışarıdan gelen paradır. Yani ülkeyi bir ev olarak düşünürseniz evin içinde herkesin 10 bin lirası varsa ihracatçı 10 bin liralık ihracat yaptığında dışarıdan 10 bin lira getirip 4 kişilik evde 40 değil 50 yapar parayı ki zenginleşme demektir. Bu en basit anlamıyla verdiğim örnekle. Onun için bence ki yani son zamanlarda duyuyorum işte turizm ve eğitime eğilelim sanayi ya da öyle idare edelim gibi bir bakışı var siyasilerin. Bu doğru değildir. Öncelikle yerli sanayinin yerli üretimin önünü açacağız diyor siyasiler. Ya ama o birine de söylüyorlar. Gerçi iş adamları ithalattan genç iş adamları olarak bir de iş adamları var. İş adamları genel anlamda baktığımızda ithalatçıdırlar. Yani üretimde değildirler. Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın bugün üyelerine baktığımızda bir de sanayi odasının üretimine ben şimdi soruyu oraya getireceğim. Şimdi mesela siz sanayide ne üretiyorsunuz ki ambargoyu deldiniz ve ambargoyla gönderebiliyorsunuz? Veya şu soruyu sorabilirim. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sanayisinde bu ülkede neler üretiliyor? Tamam öyle şey yapalım. Sanayide benim ürettiğim kadın giyimi, etek, ceket, pantolon İngiltere markalarına markasıyla beraber Made in Cyprus yazarak gönderebiliyorum. Büyük yani günün sonunda Turkish Republic Northern Cyprus yazamazsınız ama. Yani denemedik. Yazan oldu mu bilmiyorum. Yazanlar yani oldu mu duydum. Made in Cyprus yazdığınızda Kıbrıs olarak görüyorlar. Bütün ambargo hikayesinin bahanesi oradan çıktı zaten. Evet. Ama şey yapmak lazım. Yani doğruyu bazen başka şekilde bakıp yani biz ihracat mı yapmak isterik yoksa hava mı atmak isterik ona bakmak lazım. Önce ihracatımızı yapalım. Güçlendiğimizde o havamızı dağıtarık. Yani şey olmasın. En lüks arabayı sürelim ama borcumuzu da ödenmeyecek şekilde olsun gibi bakışla yapmayalım. Yapalım, güçlenelim. Farklı yollardan yapalım. Ama güçlendikten sonra onları da yapabilirsek yapalım, niye yapmayalım ama
Önce bir kendi ayaklarımızın üzerinde duralım. Sanayimizde başka aklımda olan, geçen gün sanayi odasının şeyinde de genel kurulunda da gördüğümüz, özellikle Rum tarafına ciddi bir konteyner ev satışı var. Yeşil hat tüzüğü üzerinden. Onun dışında Hellim zaten iyi ve giderek daha başarılı işler yapılıyor. Daha kaliteli Hellim üretilebiliyor. Tabii ihracat için daha kaliteli üretim yapılıyorsa halkımızın da bundan faydalanmasını talep ederek, yani kaliteli Hellim halkımız da yiyebilsin. Evet. Onun dışında diğer ürünler, mobilya ürünleri var ihracatımızda, sanayimizde. Bak, en önemli, ben takdir ediyorum. Yani alüminyum üzerine yapılan yeni çok büyük güzel yatırımlar, evet, oldu. Güzel. İsim vermeyelim burada, reklama girmesin. Ama bayağı bir büyük yatırım. Burada üretilecek olan alüminyum üzerine kurulan bayağı büyük metrekarelere sahip alüminyum fabrikaları kuruldu. Bu da çok önemli bir gelişme. Yani mevcut sanayimizin devamının en büyük önemini en çok anladığımız dönem pandemi dönemi oldu. Yani benim fabrikamda ürettiğim maske sayısı, ülkelerde düzgün maske bulunamazken ve birbirlerinin maskelerini havaalanlarında el koyarken ülkeler, yani 1 milyonun üzerindedir, belki de çok daha fazla, ki 9 milyon maske üretildi. Toplamda küçük atölyelerde veya büyük fabrikalarda. Bizim ülkemizde. Bizim ülkemizde sanayi odasının verilerine göre. Biz o gün sanayimiz olmasaydı, tekstil sanayimiz olmasaydı bunu başaramayacaktık ve belki de pandemiden çok daha kötü etkilenecektik ki pandemi döneminde böyle. Başka bir dönemde işte ekmek önemli olur, başka bir dönemde kapı önemli olur ama sanayimiz her türlü önemlidir ve buna önem vermek, büyütmek, geliştirmek için ellerinden geleni yapmalar lazım. Yani Orhan Bey bize pandemi üretimin ne demek olduğunu göstermiştir. Gösterdi. Ve bu üretim. Yani bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisini baktığımız zaman götürecek işte üniversite sektörü, arkasından gelen bizim turizm sektörü, arkasından inşaat sektörü, arkasından sanayi, arkasından tarım, hayvancılık, çiftçilik, bunları en sonuna bıraktılar ama işte en o pandemi bize göstermiştir. Bu ülkedeki kendi sanayimiz, kendi tarımcımız, kendi hayvancımızın ne kadar çok önemli olduğunu ve bunların önünün nasıl açılabileceğini, tabii ki tüm seçim ortamlarında tüm siyasiler ellerindeki manifestolarından yerli üretimin önünü her zaman açacağız diyorlar. Yani buna herkes de dahil, direkt yer platformunda da söyleniyor. Ama bugün yerli üretimin önünü açmak için siz Genç İş Adamları Derneği olarak siyasilerle yapmış olduğunuz görüşmelerde sizlere ne gibi desteklerin, yani bugün sizin önünüzün açılabilmesi için sizin 3 kalem ya da 4 kalemdir en fazla sizi sıkan ve bu 4 kalemi de sizin önünüzü açabilmek için bunları yapabildiniz mi ya da yapabildiler mi size? Açıkçası ben öyle bir vizyonla da karşılaşamadım henüz. Yani belki de yapılıyordur ama benim görüşmelerimde bana aktarılan bir şey yok. Yapılması gereken nedir? En ciddi sıkıntımız şu an iki sıkıntı: eleman ve sermaye. Sermaye tabii boş boş işte herkes iş yapsın diye de adamazsınız. Eleman, sermaye, ama şu anda çalıştırdığınız fabrikanın da bir enerji tüketimine bakarsanız onun da, yani bir enerji de bir yerde olduğu gibi çok büyük bir kaynaktır. Enerji büyük bir girdidir. Bütün sanayilerde büyük bir girdidir. Tartışılır bizdeki ucuz mudur, pahalı mıdır? Yani kıyasladığımız ülkelerde alım gücü daha yüksek ülkelerde daha pahalıdır. Alım gücü daha düşük ülkelerde daha ucuzdur. Bu ucuzlatılabilir mi? Yani enerji paneline katıldığımda veyahut da işte teknik arkadaşlarla yaptığım görüşmelerde aslında ucuzlatılabilmesinin çok ciddi ucuzlatılabilmesinin anlamlı olabilecek şekilde ucuzlatılabilmesinin. Yani en azından 25 kuruşluk mudur? Şimdi size verilen teşvik sonra değişmedi. Aynen. Değişmedi. Uzun zamandır. Belki yani sanayiciye bunu direkt para olarak ya da faturadan indirim olarak verirsiniz.
vermenin doğruluğu da tartışılır. Belki şu an ciddi güzel bir adım atılıyor. Sanayi Odası ve Otelciler Birliği ile beraber bir güneş enerjisi tarlası kuruluyor ve bunu sanayicinin maliyetlerini ucuzatılacağı söyleniyor. Bunu teşvik edebilirsiniz bir an önce bitmesi için. Yani her şey teşvik dedik de şöyle anlaşılmasın. Yani bir iş yaparak hemen para isterik gibisinden değil. Evet. Ama teşvik edilmezse vatandaş da ne iş yapacak? Yani bu devletin pastası belli. Herkes üniversite mezunu oluyor ülkede. Ara eleman da yoktur. Çalışacak insan bulamıyorsunuz. Zaten söylemeye çalıştığınız eleman ve ekonomik yönden desteğin olmasını söylüyorsunuz. Ama oraya geleceğim ben de. Biz kendi elimizdeki insanlarımızı gerek genç iş adamları olarak, gerekse iş adamları olarak kendi insanımızın güneyde çalışmasına nasıl göz yumuyoruz? Onları dinlediğimizde oraya giden insanların aldığı ücretle bu tarafta aldıkları ücretleri kıyasladığımızda bu tarafta kendi insanımızın düşük ücret aldığından dolayı çalışamadığını öne sürüyorlar. Bu konuya bakış açınızın bir görebilir miyim? Doğrudur. Böyledir. Biz ne yazık ki bunu kabul etmemiz lazım. Üçüncü dünya ülkesiyik. Yani o bazen karşılaştırdığımız, bazen zaman zaman küçümsediğimiz üçüncü dünya ülkelerinden biriyik. Ne olur üçüncü dünya ülkelerinde? Pakistan'da adam doktordur ya da Rusya'da zamanında doktordu insanlar. Gelirdi başka yerde işçilik yaparlardı. Şey yaparlardı. Niye? Yani kendi memleketinde yapmaz. Adam zaten başka yerde doktorluktan daha büyük kazançlar elde edebiliyorsa ona gider. Kendi ülkesinde bunu yapmaz. Bizde de inşaatta bugün inşaat ücretleri az çok 900 bin TL'dir büyük ihtimalle günlük. Yani son oralardaydı. Belki 800, yani 800 bin arası. Belki de daha teknik adamlara daha yüksektir. Kalkıp başka yerde 100 euro alacaksa adam günde 2000 lira iki katı. Mühendis olarak da burada 30 bin lira alacaksa adam der 60 bin lira kazanacağım yere giderim bu işi yaparım demesi normal. Bu nasıl düzenilir? Uzun vadede düzenilir. İlk başta bizim emeğin değerini verebilecek düzeye gelmemiz lazımdır. Yani rekabet edebildiğimiz ortamlarda doğru rekabet Çok önemli bir veri söylüyorsunuz. Yani oraya daha gelemedik mi henüz? Gelemedik. Yani gelmek kolay ama bazı iş insanlarımız da diyor ki biz eskisi gibi değil, özel sektör devletin de üstünde maaş verdiği yerler vardır diyor. İşte o sektörler vardır mutlaka. O sektörler emeğin değerini verebilecek hale gelmişler. Bravo. Ama bazı sektörler de çeşitli sıkıntılardan veya çeşitli rekabetlerden ya yok olacaklar ya yarın düzelir gibisinden idare de maaşlar ve bütün diğer maliyetler de aslında sadece maaşları değil düşük kalmıştır olması gerekenden bunun için de bir ekosistemin toparlanması lazım. Yani ekosistem dediğim bütün çevre etkilerinin yani doğal değil ama işte siyasetin, ekonominin, enflasyonist ortamın toparlanıp da o sektörlerin de doğru şekilde yapılması lazım. Ama bütün bunlar için en başta bir devlet politikası olması lazım. Eğer devlet derse ki biz sanayi yapmayacak, zaten sanayici istese de daha ileriye gidemez. O ortamı yakalayamaz. Otelciler veriyor mu? Çok güzel paralar veriyorlar. Çünkü zaten devlet biz turizm yapacak dediği için turizme de ciddi teşvikler sağlıyor. Ki sağlasın da biz buna karşı değiliz. Çünkü zaten ciddi bir cari açık var. 1 milyar doların üzerinde bir ithalat varken 150 milyon dolar bir ihracat var. Bunu bir şekilde karşılamak lazım. Ki muhtaciyetimiz azalsın. Bunu karşılayan kesim şu anda evet eğitim ve evet o, turizmdir. Bu da siyasilerin söylediği politikadır aslında. Ama uzun vadede yaşayacağımız sıkıntı şudur bu konuda. Bu otelde insanlar bir şey yiyecekse hayvancının, çiftçinin ürettiği şeyi yiyecek. Bir şey bir örtünün üzerine yatacaksa çarşafta
tekstilcinin diktiği örtünün üzerine yatacak veyahut da siz bunları gene ithal edeceksiniz. Siz turisti getirip parasını aldınız, turistten beraber geri gönderip malzemesi yani besleyeceğiniz yani Orhan Bey, malzemeyi bugün satın aldınız. Baktığımda siz bir üretim yapıyorsunuz. Bu bir yerli üretimdir. Bu yerli üretimde yurt dışından ithal edilen kumaşlar eğer cazip geliyorsa vatandaşımıza veya hazır gelen elbiseler alınıyorsa bununla siz ayakta durabilmeniz için ülkenin pratik yapısına baktığımızda ithalatla gelenlere ve sizin üretiminizin önünü açmak için size kolaylık yapabilecek ve o ithalatçıyla siz rekabet edebilecek bir şeyi sağlayabiliyor musunuz ki ayakta durabiliyorsunuz? Bugün baktığımızda ithalatçıların yani yalnız tekstilde demiyorum. Diğer konularda da baktığım zaman fon olması gerekirken hiçbir fon yoktur. Ve ülkeye giren çıkanın haddi hesabı ya denetimi yoksa siz bugün işte eleman ararsınız ama o elemanı bulamadığınız, çalıştıramıyorsunuz. Bir şey üretmek için de elemana gerek vardır. Nelerle karşılaşırsınız yani bu konuda? Hepsinin çözümü şöyle. Önce teknolojimizi ve modern imalat yapılarına ulaşması için bütün sanayicilerin makine yapısı, işte işletme yapısı, sadece makine teknolojisi değil, yani modern vizyonlarda işçi nasıl çalıştırılır, nasıl alınır, kaç saat çalıştırılır, nasıl ödenir, bunlar da veyahut da biz İngiltere'ye çalıştığımız için sürekli bir şey yaparak etik ticaret testi denetlemesinden geçerek onun içinde işte yangın durumunda ne yapılması gerektiğinin tatbikatları olsun, sağlık konusu olsun birçok şey var. Bu vizyonları ortaya koyabilecek çünkü bunların sonucunda da kaliteli ürün üretirsiniz. Şey yapılması lazım. Bir politika ortaya konulması lazım. Bunların ortaya konulacak çalışmasının yapılması lazım. Bu çalışmanın ardından da bunları ortaya koyabilecek desteklerin ortaya çıkması lazım. Ve kaliteli ürün üretildiğinde ki artık biz diyebiliyoruz ki dışarıda bunu aramanıza gerek yok. Bizim ülkemizde de vardır. Diğer ürünlerin fonlamasını yapabilirsiniz. Ama şu an düşük seviye kalitesiz bir ürün üretirken yurt dışında da kalitelisi daha uygun fiyata varken yani insanları bundan mahrum etmek ya da yüksek fonlarla onları da pahalılaştırmanın bir anlamı yok. Yani o bir denge işidir. Bir adım atarsınız, bir adım da o bir taraftan atarsınız. Burada vurguladığınız üretirken kaliteyi ön plana çıkartmak lazım ki ithal edilen mallara insanlar yönelmesin. Ben de burada kaliteli bir mal üretiyorum, artık benden al diyorsunuz siz. Aynen öyle yani siz kaliteli bir şey üretmezken diyemezsiniz ki bu yurt dışından gelmesin kalitelisi diyemezsiniz. Ama yurt dışındaki bakın sevgili vatandaşlar benimki de en az o kadar kalitelidir diyebileceğiniz gün bence en yüksek fonlar olmalıdır. Evet, anladım. Evet, gelelim elemanların konusuna ama elemanlara gelmeden onu konuştuk biraz. Gelmeden demeyin. Bugün yanınızda çalışan insan sayısına baktığımızda sigortasıdır, ihtiyaç sandığıdır, vergisidir ve bir de ülkemizin ekonomik yapısını gündeme getirdiğimizde asgari ücretle genel anlamda özel sektör çalıştırılıyor. Bu asgari ücretin tespit komisyonu çağrılıyor yine bugünlerde asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili. Bakış açınız nedir? Asgari ücret tespit komisyonu geldiğimiz bu 21. yüzyılda hala da bu komisyonla asgari ücret belirlenmesine nasıl bakıyorsunuz? Yani bu sistemle bu şekilde giderse sürdürülebilir bir yapı mıdır bu? Asgari ücret komisyonuyla belirlenmezse konuşulan alternatif en düşük kamu ücretine endekslenmesidir. En düşük kamu ücretini belirleyecek bir komisyon ya da birileri olması gerekecek o noktada da. Çünkü en düşük kamu ücretinin zaman geçmesiyle belirlenmesini benim aklım almaz. Ekonomik
veriler sadece zamanla alakalı değildir. İşte hayat pahalılığı, hayat pahalılığının etkileri yani her noktada var mı gibi hikayeler var. Ama esas tartışılması gereken biz yani yine işte ileri medeniyetteki ülkeleri örnek gösterirken ben bakıyorum yıllardır hiçbirinde asgari ücret artmaz. Bizim esas düşünmemiz gereken bence niye bizim asgari ücretimiz sürekli arttırılmak zorunda kalıyor? Ya bilirik işte enflasyondur odur budur. Evet bu bir süre daha da devam edecek. Yani biz asgari ücreti arttırmak zorunda kalacak. Çünkü insanların alım gücü giderek düşer. Bu ekonomiye de zarardır. Yani sonuçta insanlar bir şey alamıyorsa işveren de bir şey satamayacak. Tüccar da bir şey satamayacak. Onun için bu bir kısır döngü haline girdi. Bunun da gene ana çözümü yerli üretimdir. Yani siz navlun maliyetlerini, diğer işte büyük maliyetleri, gümrük maliyetlerini ortadan kaldırdığınızda hayatta pahalılaşmaktan azalır. Onun için de yerli üretim bu konuda çok önemlidir. Bu adımların atılıp da asgari ücretin sürekli artma ihtiyacı duyulmadığı bir ortama girmemiz lazım. Birincisi, onun dışında işte en düşük kamu maaşına mı endekslensin? Endekslensin yani nasıl tespit edildiği değil, neden tespit edildiği daha büyük bir sıkıntı. Tabii ki bugün açlık sınırına baktığımız zaman 30 bin üzerinde gözüküyor. Bizim asgari ücrete baktığımızda yani bu 4 kişilik bir aile nüfusu bugün karı koca çalıştığında 13.800. Buradan elektriği, suyu, yemesi, içmesi, gıdası, elinde bir de ev kirası da varsa ellerinde kimsenin bir şey kalmıyor. Çocuk da varsa okuluydu, o suydu, bu suydu. Yani hakikaten geçinmek çok zor. Yani bugün baktığımız zaman gelen çok alan yok. Gelen bakıyor raflara, fiyatları görüyor. Bugün yani sebzelere baktığımızda domatesinden, salatalığından, taze fasulyesinden 50 liranın altında değiller. Hep üstünde. Bu şekilde de alışveriş yapmak insanları çok zor duruma itiyor. Tabii bazı kesimler rahattır ama bazı kesimler de çok fakirleştik. Bunun sebebi de enflasyondur. Tabii vurguluyorsunuz ama bu enflasyondan da kurtulmanın çaresi üretimdir. Üretmek lazım. Bu üretimi de yaparken kaliteyi ön plana çıkarmak lazım. Bunları inşallah gençler, genç iş adamları olarak her platformda ben bunları konuşuyorum. Çünkü bu ülke bizim, üretmemiz gerekiyor. Yani bugün baktığımızda Mesarya'ya hayvancılık ve çiftçilik Orta Mesarya'da çok önemliydi. Yıllarca taşıma suyla hayvancılık, çiftçilik yapıldı. Anavatan sağ olsun su da geldi. 24 saat şimdi su açarsınız. Hayvan 40 derece sıcaklıkta eskiden tankerden sıcak suyla içerdi. Süt verimi de düşürdü. Şimdi 24 saat sular akıyor. Hayvan istediği şekilde serinletici bir su içiyor. Ağıllar istediğimiz şekle geldi. Büyümeye devam ediyoruz ama teşvik edilmesini vurguluyorsunuz. Teşviklerin yapılmasını söylüyorsunuz. Bir taraftan bunları istiyoruz ama bir taraftan bir şeyler de yapılması elzemdir diyoruz. Üretelim diyoruz. Bunların da önünü açmak için bizi yönetenlerin, ülkeyi yönetenlerin sizler gibi gençleri çağırıp önünüzün açılması lazım. O da aslında söylemlerimizin arasındadır. Yani sadece gençler değil bir konuyla ilgili bir karar verileceğinde önemli yani geleceği içeren yani her günde günlük kararlar için de herkesi çağırmaya gerek yok ama bütün paydaşların masada olması hem o kararın kabul edilebilirliğini arttırır, benimsenmesini arttırır hem de uzun vadede çalışmasına fayda eder ki yani yine Avrupa'da konuşulan vizyonlardan biri de budur. Yani katılımcı demokrasi denilirdi eskiden ama daha modern bir ismi var şimdi aklımda değil. Ülkede genç bir iş insanısınız bakıldığı zaman bugün bizim gazetemizin de manşetine bir bakacak olursanız görüyorsunuz burada ev alınamıyor. Yani bugün Kıbrıs Türk gençliğinin ve bugün anne babaların gidip oğlu askerliğini bitirdi, hayata atılacak bir ev yapabilmesi ya da bir arsa alıp da bir evi inşa edebilmesi hayal görünüyor. Mortgage sistemimizle gidip borçlanıp kredi alsanız kredilerdeki kredi faizlerinin
geçen güne göre baktık bir mesela yansızlık kredi faizleri %34'leri buluyor. Bu ülkedeki bunları nasıl çözeceğiz? Bunların gençler olarak sizin projeleriniz nelerdir? Yani genç çocuklarımızın hayata atılmadan önce bir bizim kültürümüzde erkeklerin bir ev yapmasıydı. O da hayal mi oluyor diye bir soru sorayım. 34 faiz sayı. Yani %34'lere var. Bilmiyorum artık ne olur ama. Şöyle, bence birçok şeyi şöyle anlamamız lazım. Asgari ücret aslında asgari ücreti de içeren bir konudur. Devam edeyim buna. Asgari ücret bir insanın uzun süre alması gereken bir ücret değil. İş hayatına yeni atılmış, tecrübesiz, az yani bileziği olan, o bilezikleri henüz biriktirmemiş insanların alması gereken bir şeydir. Ev konusunda da evet, ev fiyatları uçuyor ciddi anlamda ve gerçekten yeni bizim anladığımız ya da bizim yetiştiğimiz 10 sene önceki manada ev almak mümkün değil. Ama yine şu şekilde bakmak lazım ve devletin de buna ön ayak olması lazım, gerek sosyal konutlarla gerek şey. Sistemin içine bir şekilde bu gençlerin dahil olması lazım. Tek odalı ev olur, genç bekar insanların yaşayabileceği. İki odalı küçük metrekareli evler olur. Böyle yapılar yapılıp da bu çocukların, bu gençlerin bir şekilde sisteme başlayacağı, sistemin içine girebileceği, sisteme girdikten sonra da yine finansal enstrümanlarla desteklenecek şekilde işte onu sat, daha iyisini al, daha iyisini al diye geliştirebileceği bir sistemin temelinin atılması lazım kısa sürede. Yoksa bakıyorum yani bugün özellikle İskele bölgesinde apartman dairesi Londra'da müstakil evden daha bağlı. Neden, nasıl o fiyatlar olduğunu anlamıyorum, nasıl satıldığını da anlamıyorum. Yani yatırım olarak deseniz Londra'da ev almakla İskele'de ev almak arasındaki yani ciddi bir fark vardır. Yani, yani yurt dışından gelen yabancıya hizmet ediyor. Yani o şekilde yüksek fiyatlar var ki hakikaten bizim insanımız alamaz. Yani orada 1+1 deniz kenarında. Hadi tamam, deniz kenarından uzaklaş. Gel biraz daha içeriye, yapılan apartmanlarda 1+1 dairelerde 100.000, 120.000 sterlin. Yani bugün baktığınızda 2,5 milyon TL verip bir apartman dairesi almak kolay değil ama o bölgeye baktığımız zaman hakikaten ki tabii ki gelinsin, alınsın da buna da ihtiyacı var ülkenin. O bölgede ekonominin canlanması, ülkemizin canlanması, turizmin canlanması için çok büyük bir önem taşıyor ama bu da çok büyük bir tehlike. Hem mallar satılıyor, yani bugün örnek veririm ben her platformda, buna da çok karşıyım yani. Bu kadar dönümlerce arazinin bir anda ne kadar satıldığını da bilemiyoruz. Çünkü satılanlar bir dönüm ya da bir arsa ya da bir ev bakanlığa kurulu kararıyla verilenler değil. Dışarıdan sözleşmelerle yapılanlar ve bu sisteme de işlemiş değildir. Ne kadar satıldı onu kimse de bilemiyor. Bunun da bir an önce bir değişik bir çalışma yapılıp öğrenilmesi gerektiğini savunanlardan biriyim. Çünkü gün geldiğinde yani başımızda Filistin, İsrail örneği vardır. Bunun gibi olmayalım diye düşünüyorum. Evet, ona dikkat edilmesi gerekir. Onun çözümleri vardır, yapılmak istenir mi onu bilmek lazım. Yani mülkü satarsınız hep de sizindir ama toprak hep bizimdir gibisinden bir anlaşmayla çözülebilir. Ama dediğiniz doğrudur. Yani yurt dışından kime sattığınız da önemlidir, nasıl sattığınız da önemlidir, ne kadar sattığınız da önemlidir. Sırf kısa dönemde çok para kazanacak diye uzun vadede çok büyük sıkıntılara yol açacak yöntemlerden kaçınılması lazım. Ama temelde zaten genel olarak ülkede sorunumuz regülasyon. Her şeye karşıyık, o olmasın bu olmasın. Bence her şey olsun ama regülasyonunu biz yapalım. Evet, yani çok önemli bu söylediğiniz. Bunu başarabilirsek o zaman işte biz de kendi kendimizi belli bir yerde artık yönetiyor olabiliriz diye düşünüyorum ama geldiğimiz noktada da bazı sıkıntıların olduğunu söylemek lazım. Evet Orhan Bey, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz ülke için bir de son olarak yani
hem Kuzey Kıbrıs'ta 25 Haziran'da bir ara seçim hem de hemen başucumuzda Anavatan'da bir hafta bir süre kaldı. Yapılacak olan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra bizi bekleyen ekonomideki herhangi bir öngörünüz var mı? Nedir durum? Bizim seçimimiz bizim ekonomimize çok katkı bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Türkiye'deki seçimlerin sonucunda da yani uzmanların öngörüsüyle konuşayım. Sonuçta benim birebir uzman olduğum bir alan değil. Evet hepimiz bilgisi var ama uzmanların öngörüsü sonuç ne olursa olsun en azından dövizde kısa vadeli bir krizi öngörmek ona göre hazırlanmak lazım. Ne yazık ki yapabileceğimiz tek tavsiye halkımızın harcamalarını daha da dikkatli düzeye çekip en azından 3-5 kuruşunu koruyabilmesi. Belki yani uzun vadeli yatırımlardan özellikle döviz cinsinde kaçınılması gibi şeyler önerebilirim. Çünkü çok büyük etki var. Yani genel anlamda insanlar kredi alırken döviz de borçlanıyor ülkemizde. Ve dövizin de bu şekilde çıkış yapması insanları kara kara düşündürüyor. Gidip bozup TL'ye çevirse bu kredi faizleriyle de buna girişilirse ödeyemeyecek bir duruma baş gösteriyor. Yani nereye bakarsak bir sıkıntılı bir dönem var önümüzde. Bunu en iyi şekilde inşallah atlatırız. Atlatabiliriz, atlatacak gücümüz var. Yani pandemide devletin halka yaptığı destekleri hatırlarak küçüktü büyüktü ama o en azından bir gücümüz olduğunu gösteren bir şeydi. Zaman işte bizim atladığımız da odur. Bir noktada onu harcadık, yerine koymaya çalıştık mı çalışmadık mı ona bakmak lazım. O gün yerine koysaydık bugün de benzer desteklerle en azından halk rahatlatılabilirdi. Ama dediğim gibi yani biraz daha regülasyon, düzenleme, uzun vadeli planlama bu ülkenin gençleri için, bu ülkeyi emanet aldığımız gençler için gerekli vizyonlardır. Peki, çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Evet, bir Her Şey Masada programının yine sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Çarşamba günü görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Hoşça kalın.